Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Emre. Evet arkadaşlar, bugün yepyeni video karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, oyuna büyük bir güncelleme gelecek. Ama ne zaman geleceği belli değil. Peki bu güncellemede neler gelecek? Öncelikli olarak ilk gelecek olan güncellemede gümrük kapıları kesinlikle gelecek. Ve Erzurum Malatya otogarları güncellenecek arkadaşlar. Ve bazı hata düzeltmeleri ve yeni yollar eklenecek bu güncellemede. Peki bir sonraki güncelleme ne olacak? Tabii ki de otobüs olacağını umuyoruz. Ve bu otobüsün de Manlı Yozçak 2019 model olacağını umuyoruz. Hemen şöyle garaj kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar, hangi sırada yer alır? Benim tahminim Travego'nun bir üstünde olur. Çünkü gerçekten otobüs ödüllü bir otobüs ve Travego'ya eş değer bir otobüs diyebilirim. Belki Travego'dan da üstün olabilir. Tabii ki de buna siz karar verin. Şöyle ilk öncelikle arkadaşlar eski modelini bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bu Manlı Yozçak'ın eski modeli. Kaç yıl kaç model olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Gerçekten bunu benziyor. Bunun bir üst level diyebilirim sizlere. Yani 2019 güncel versiyonu diyebilirim. Gerçekten bu otobüs de hoş ve nostaljik, retro duruyor. Hemen şöyle ilerleyelim. Evet. Temsa Maraton, Mercedes-Benz Travego. Gördüğünüz gibi kaç paraymış bu otobüsümüz? 871K. Peki bir sonraki otobüs ne? Skyline Touring HD. Ya bunun ortasına gelir ya da bunu geçme ihtimali var mı? Bundan sonra Toruş mu var? Yani buralara bir yere de yer alabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 904K diyor. Yani muhtemelen 900K civarında olabilir eğer gelirse. Peki bunun ilerisinde ne varmış? Setra S517 var. Bunun ilerisinde sanırım en son otobüs Marco Polo var. Yani en sonlara yerleşeceğinden hiçbir şüphem yok gördüğünüz gibi. Ya bunun bir gerisine yerleşir. Yani Toruş mu onun yerini alabilir. Bunun yanı sıra ya da Scania'nın bir gerisine yer alabilir. Bunun Travego'nun bir yönü yani tam ortasına yer alabilir. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan eski Manlı Yozçak'a gideceğim. Ve detayları sizlerle beraber karşılaştıracağız arkadaşlar. Ekrana bir fotoğraf koyacağım zaten görmüş olduğunuz gibi. Fotoğraflar şu an ekranda. Önden bakıldığı zaman ikisini karşılaştıralım önden. Öncelikle far detayları gerçekten çok ilgi ve detay çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu yan camlar aynı şekilde. Tekrardan arka tarafını gösterelim. Arka tarafı da gerçekten yeni nesil güncel bir otobüs. Arka tarafı diyebilirim sizlere. Şöyle otobüsümüzü satın alalım. Ve bir modifiye kısmına geçelim arkadaşlar otobüsümüzü. Peki bu güncelleme ne zaman gelir? Öncelikli olarak gümrük kapıları gelecek. Gümrük kapıları ne zaman gelecek? Hemen bir tarihe bakalım. Bugün 19 Eylül Cumartesi günü. Yani muhtemelen bu ay sonu gelmeden gelir. Yani yaklaşık bir ay falan var diyebilirim sizlere. Belki de 2 hafta, belki 1 hafta. Bilmiyorum. Bu tamamen Zugskeyme kalmış. Benim tahminim 3 hafta civarında otobüs güncellemesi gelebilir. Peki neredeymiş hemen aldığımız Manlı Yozçak? Evet. Teker kısmına gelelim öncelikle. Öncelikle tekerin değiştiği gerçekten çok iyiymiş arkadaşlar. Tekerlerin değişme payı. Tekrardan lastik kısmına geldiğimiz zaman da çok havalı duruyor gerçekten otobüs böyle. Yani baktığınız zaman otobüsümüzü siyah renk yapsak acaba nasıl olur? Gerçekten otobüsümüz yani çok güzel oldu diyebilirim sizlere. Aynı VIP otobüsleri andırıyor. Şöyle durduralım otobüsümüzü. Evet. Kişiselleştirden ekranları takalım. Aynı şekilde multimedyayı alalım. Ve koltukları tabii ki de beyaz yapalım. Siyah beyaz nostalji renk. Evet. Aksesuar almaya gerek var mı? Alalım onları da. Bardak. Şöyle iPhone. İkisimiz olmazsa olmaz. Gözlük ve tabii ki de Türk bayrağı. Evet. Gördüğünüz gibi her şeyi düzenledik. Şimdilik plaka işine girmeyeceğim. Zaten logodan da anlaşılacak ne olacağı. Ha. Arkadaşlar otobüsümüzü modifiye ettiğimiz zaman bu otobüsümüz böyle. Manlı Yozçak eski kasa. Peki 2020 model gelirse nasıl olacak? Pardon. 2019 model Manlı Yozçak gelirse daha da efsane olacak. Gerçekten bu otobüs yani bu şekilde modifiyeli haliyle gerçekten yani çok güzelse yenisini bir de siz düşünün. Dediğim gibi benim tahminim 3 hafta civarında otobüs videosu otobüs oyuna gelebilir. Zaten oyuna bir tane daha otobüs eklenecek. Bununla ilgili yeni bir sürprizim daha var sizlere. İkinci videomda sürpriz bir video olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü videom da buydu. Hepinize görüşmek dileğiyle.